Hayır, herkes kurulu düzenim var, kurulu düzenim var deyip gidiyor. O zaman ülkede kimse kalmasın, herkes Almanya'ya gitsin. Kendi ülkesine kimse sahip çıkmasın yani. Almanya'da et ne kadar kardeşim? Yani 15 euro. 15 euro etin kilosu. Hani burayla kıyaslarsan yine belki... Kıyaslamak doğru olmaz ama senin arkamızdan sonra. Belki yine aynı hesaptır, belki bir tık fazladır, bir tık fazladır. Nasıl? Bak şimdi şöyle... Sen açım dedin ya. Evet. Şimdi efendim, insanlar sütün bir hayır. Litresi sütün bir litresi 75 sent. Evet. Kaç para yapıyor? 1 lira bile yap. 15 lira. Burada kaç para? 30 lira. Orada adam asgari ücrette kaç para kazanıyor? Kaç para kazanıyor? Kaç para kazanıyor? 1600 çarpı 18'i çarparsa kaç yaptı kaç orada da? Asgari ücreti 1600 kazanıyor abicim, yapmayın hepsi böyle. Hepsi daha fazla kazanıyor. Hayır. Hepsi daha fazla kazanıyor. Hepsi daha fazla kazanıyor. Hepsi daha fazla kazanıyor. Niye yanlış anlayalım canım? Asgari ücret hesabı yok orada. Saat ücreti hesabı var. Çalıştığın saat çarpı kazandığın para 8 euro değil. 12 euro brüt, 11 euro net. Tamam mı? Kaç para yapıyor? Sapla işte. Aylığı kaç? Çalıştığın saat 8.5 değişir. Ya bugün Türkiye'de haftalık çalışma saati 45 saat. Onun üzerinden 4 hafta çalışarak 8.500 lira alıyorsun. Almanya'da bunun çalıştığında kaç para yapıyor hesapla? Adam sütü asgari ücrette kaç para alıyor hesapla? Tamam, ben seninle polemiğim yok. Burada insanlar kimse aptal değil, böyle aptal muamelesi yapmayın insanlara. Hayır, sen şu an bilmişlik muamelesi ben yapıyorsun desem. Ben yapmıyorum, ben olanı söylüyorum. Hayır, değil arkadaşlar. Olanı söylüyorum. Olanı da var sıkıntı diyorum. Gir internetine, bugün al diye gir internetten, aldı markette, bak bakalım süt kaç para. Gir. Söyledim ya, 75 sent. Heh. Tamam, ben de sana diyorum ki 75 sent kaç para yapıyor? Bugün Türkiye'de asgari ücret 1000 dolar aldığını varsayalım. Hadi senin dediğin gibi 1000 dolar diyelim ki iki katı da, hadi 1000 dolar diyelim. Ne yapıyor? 18 bin lira alan adam sütü benden daha ucuza alıyor. Daha bunun ötesi var mı? Peki bu zamana kadar Almanya'da süte kaç defa ne kadar zam geldi? Onu da söyle, helal olsun diyeceğim sana. Bu zamana kadar, son ekonomik krize kadar Almanya'da süte hiç zam geliyor mu? Kaç paraydı daha önce? Kaç paraydı? Siz Almanya ile Türkiye'yi kıyaslıyor musunuz? Hayır, kesinlikle kıyaslamıyorum. Kıyaslayamazsınız. Çünkü kıyaslasanız Türkiye'nin durumu çok iyi o zaman. Kıyaslarsanız. Hayır. Öyle diyoruz. Artıları eksik. Öyle diyoruz zaten. Demiyorum abi, yanlış. Lütfen ya. Öyle değil. Özür dilerim. Yok. Hayır, Türkiye ekonomisiyle, şeysiyle çok üstün. Çok güzel. Türkiye'yi Afganistan'la, İrak'la kıyasladığın zaman Türkiye çok çok Allah üstünde. Peki Irak'la Afganistan'la neden kıyaslıyoruz mesela? Neyle kıyaslayacaksın? Yok değil mi abi çünkü? Erdoğan'dan önce neyle kıyaslıyordun Türkiye'yi? Evet. Ben 80'lerde buraya gelirken abim, babamla rahmetli, polis memuru bizden oyra isterdi. Niye? 3-5 kuruş kar yapacak da. Tamam mı? Şimdi o günlere geçiyorsunuz. Almanya'da. Şimdi beyefendi diyor ki bizim diyor burada ekonomimiz kötü diyor. Onu anlatıyor. Arkadaşımız da diyor ki ya, diyor bak gelire göre diyor şeye göre. Ekonomisi kötü olabilir. Kötü olabilir ama Almanya ile falan kıyaslanmaz ki. Almanya zaten dünyada kaçın sırada? Yani siz kıyaslayabileceğimiz ülkeler Bulgaristan abi. Bulgaristan'la kıyaslayın. Onlardan da çok çok üstünüz. Üstünüz ama onların tabii üstün ya. Bizden daha değerli. Şimdi Türkiye'den daha değerli. Sebep bak Bulgaristan'la kıyaslayalım biz Türkiye'yi. Çünkü üretim bandına bakınız. Polonya'dan da üstünüz. 70'lerde biz İtalya ile aynı seviyedeydik. Nasıl abicim bak şimdi çok sen, güzel. Evet, evet. İtalya Polonya'sı euro mu istiyordu benden? Bozdurayım bu 3-5 kuruş kar yapacağım diye. Bırak, ya onu bırak. Ekonominin ölçüsü değil ya, ki. Bırakın bu işi. Şimdi konuşuyoruz. Yani şu anda Türkiye'de... Ya rüşvet, sen rüşvet oyundan bahsediyorsun. Kendi içindeki ekonomik kısıtlardan bahsediyorum. Sonra Türkiye'nin bütün dünyalarları satıldı. Bak, evet. Şimdi Türkiye'deki pek çok kişi Avrupa'da yaşamak istiyor. Ve diyor ki Avrupa'daki şartlar Türkiye'ye göre çok çok iyi diyor. Türkiye'deki yaşayan bu insanlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Vallahi Avrupa iyi, Avrupa fena değil, iyi. Ama Türkiye'miz de çok iyi. Geçen ben hanımla eve gidiyorum. 13 yaşındaki Alman kızı gazete dağıtıyor. 3-5 kuruş harçlık çarpmak için. Gözleri buharlanmış sizin gibi. Tamam mı? Soğukta sümüğünü çekiyor, gazete dağıtıyor. Para kazanıyor. Para kazanıyor. Yani kolay değil mi diyorsun? Bir dakika. Benim Aksaray'da kiracım var. Dedim oğluna işe verdin mi? Meslek yeri var dedi. Göndermiyorum dedi. 16 yaşında dedi. Çok küçük dedi. Yani bırakın bu işleri ya. Çalışmıyor. Lüks mü yaşıyoruz? Lüks. Benim gelirim çok iyi. Allah'a çok şükür. Ha? Lüks değil. Lüks değil. Niye yalan söylüyorsun? İnsanlar lüks iş mi beğenmiyor? Türkiye'deki insanlar neyi beğenmiyor? İş de beğenmeyen var.
Herhalde ben yaşamıyorum Türkiye'de. İşte beğenmem ama benim gördüğüm öyle. Türkiye'de yaşamayı böyle yorum getirdin mi olmuyor arkadaşım. Ya Türkiye'de Türkiye'nin en büyük sıkıntısı Türkiye'ye kaçak gelen göçlerdir. 10 milyon insan var ortalama söyleniyor burada. Onlar buradan gitsin, kira sorununda problemi halledilir, bir takım sıkıntılar da çözülür diye düşünüyorum. Yani ekonominin böyle olması nedeni... Avrupa Türkiye'yi zamanında niye aldı? Onlar da gitsin dedi mi Türklere, bize? Biz diyelim yani gitsin çıksınlar. Almanya seni davet etti kardeşim. Almanya seni davet etti. Biz de davet etmediysek biz de insanız yani. Merhametimiz var. Hayır. Çok fark var orada. Niye siz yaradılar aynı muamele Almanya'da size yapsalar? Yapmadılar mı? Siz niye gelmiyorsunuz o zaman? Siz niye söylemiyorsunuz? Ya ben Almanya'da doğdum ben. Almanya'da doğdum. Ben orayı mı kurmuşum orada şeyimi hayatımı? Yani burada insanların ekmeğini birileriyle 5 milyon insanla bölüşmek zorunda mı yani? Savaştan kaçmış, sözde savaştan kaçmış. O zaman savaşın ülkesinde. Ya savaştan ekonominin... Ne yapalım kapıları kepleyip adamları ölsün mü? Ya, tabii ki efendim yani bu göçlerin bu anormal şekilde yani kontrolsüz göçten kaynaklandığında sebeplerinden bir tanesi de bu zaten. Sebeplerinden bir tanesi de bu. Efendi ya. Geçinebiliyor musunuz? Geçiminiz nasıl? Ben öğrenciyim. Ne kadar geliriniz var aylık? Aylık yani harçlıklarımla ya da kendim part time çalışırsam öyle. Peki Türkiye'nin ekonomisini nasıl görüyorsunuz? Yani ekonomi şu an çok iyi değil açıkçası. Yurt dışında yaşamak ister misiniz? Hayır istemem. Ben Neden? Kendi ülkemden gayet memnunum. Doğduğum, büyüdüğüm yeri şu an iyi yönetim değilse yani her şeyden kaynaklı değil yani. Genel olarak yönetimde bir sıkıntı var. İnsanlar iş beğenmiyor. İş yok diyorlar. İş çıkınca da beğenip çalışmıyorlar. Açıkçası benim de yaşıtım bir sürü insan var. Bir sürü iş var. İş beğenmemekle ülkeyi kötülemek bir değil yani. Burada yaşayan konuşsun. Gelip Almanya'daki vatandaş orada benim kurulu düzenim var deyip konuşmasın yani. Burada yaşayan insan konuşsun. Tamam onlar biliyor. Yani onlar da bizim vatandaşımız. Tamam ama oradan konuşmak kolay. Orada çalışıyorlar. Madem bu kadar rahatsızlarsa gelsinler bir de buradan burada yaşayıp burada konuşsunlar yani. Siz şey diyorsunuz ya rahat burası çalışmak isteyene iş var diyorsunuz. Evet. Peki yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız buraya geldiklerinde diyor ki biz ne iş yapacağız diyor. Orada kurulu düzenim yani bunda ne absürt olan ne? Kurulu düzenim var. Herkes kurulu düzenim var. Kurulu düzenim var deyip gidiyor. O zaman ülkede kimse kalmasın. Herkes Almanya'ya gitsin. Kendi ülkesine kimse sahip çıkmasın yani. Sen tutmazsan, ben tutmazsam ülkemi ileride ülkenin hali ne olacak? Lüks mü yaşıyoruz? Lüks yaşadığımız söylenemez. Şu an hani herkes çok lüks yaşamıyor. Ama şu an bir çaya bile çok lüks diyorlar. Dışarıda bir çay içmeye bile lüks diyorlar. Bu lüks değil. Aslında... Fiyatından dolayı diyorlar. Evet, aynen. Fiyatından dolayı bence hani ekonominin gerçekten düzelmesi lazım. Bundan bir 5-6 yıl önce gayet güzeldi. Alım gücü, asgari ücret düşüktü ama alım gücümüz çok yüksekti. Şu an asgari ücret 8500 ama alım gücümüz yok yani. Sıkıntı burada. Fiyatın artması gerekmiyor. Maaş artmayıp ekonominin düzelmesi gerekiyor. Şimdi yurt dışında yaşayanların orada şunu mu söylüyorsunuz? Tuzu kuru burada ahkam mı kesiyorlar? Evet, gibi. Evet ben öyle düşünüyorum. Oradan geliyorlar buraya tatile. Bozduruyorlar. Paraları iki katına çıkıyor. Burada istediğini de alıyorlar. Gelip buradakinlere ahkam kesiyorlar.